bu senaryoyu yazmaya karar verdim. Senaryo zaten zaman içerisinde aklımda vardı. Yani bunun bir yılı yok. Yani 2017'de böyle yavaş yavaş aklıma geliyordu. 18, 19, 20. Öyle o süreç içerisinde senaryoyu bir şekilde böyle oturtturdum. Ondan sonra aklıma gelen motiflerle senaryo yazmaya başladım. 2019'da başladım. 2000, yani bir sene sürdü. Bir senede o kurduğum hikayeyi revize ederek senaryo oluşturdum. Kendimi ve dizideki karakteri tanıtacak olursam eğer modern dünyada imajın bu kadar önemli olduğu bir dönemde imajın bu kadar geri planda kalıp da insanın aslında iç değerlerinin önemsenmesi gerektiğini gösteren bir projede yer almak ve böyle bir karakteri canlandırmak benim ve karakterin açısından çok eğlenceliydi. Vallahi senaryoyu ilk okuduğumda açıkçası heyecanlandım. Çünkü yapılabilir bir proje gibi gözükmüyordu. Zor bir projeydi. Burada yönetmenin de hayal gücünü unutmamak lazım. Biz de elimizden geldiğince o senaryoya uygun bir şekilde hareket edip oynamaya çalıştık. Dediğim gibi zor bir projeydi. İnşallah üstesinden gelmişizdir. Esra Solmaz ben, 25 yaşındayım. Dizideki karakterimizin adı Leyla. Çok konuşmayı seven bir arkadaşımız. Onunla bütünleştim aslında, çok kısa da olsa. Sevimli bir karakter ama aklından geçeni hemen diline yansıtan birisi. İzleyip göreceğiz. En zorlandığımız sahne. Üçlü çekilen sahnelerde çok zorlandık. Bayağı güldük, eğlendik. Yani çekimde çok o kadar zorlandık diyemem. Ama üçlü sahnelerde çok güldüğümüz için çekemedik derim. Yani hatta bir gece hiç hepsi çöpe gittiği zamanlar oldu. Diziden beklentimiz inşallah hani bu kadar emek verildi. Bunun karşılığında izlenmemiz de ona göre ve Sami'nin daha güzel yerlere gelebilmesi. Ahmet Bey çok başarılı ve profesyonel bir yönetmen. Gayet çalışmalarda da disiplinli. Gerçekten çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Dizideki ben çok hırslı, bir o kadar da arada kalmış bir karakter olduğunu düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda hem bu dünyanın hem de bizim bilmediğimiz mistik dünyanın arasındaki bir bekçi gibi. Aynı zamanda kendi idaresi var, kendi akledebiliyor ama ona rağmen çok bir müdahale edemiyor. Sıkışmış bir karakter, öfkeli bir karakter diyebilirim. Emre muhasebeci. Benzer yönler tabii ki var. Herkes orada kendinden bir şeyler katmaya çalışıyor. Bizim de kattığımız şeyler oldu tabii ki. Ben biraz hırçın delikanlıyı oynuyorum dizide. Melez'le karşılaşmam var. O karşılaşma sırasında kendisine bayağı bir yükseliyorum. Orada bir kavga sahnemiz oluyor. Sonrasında olaylar gelişiyor. Hırçın bir karakter oynamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz izlerken. Dizi başlangıcında beklediğimiz gibi olmadı. Çok zorlayıcı süreçti. Yani ama beklediğimizi inşallah alacağız, umacağız. Çok zorlandık, çok uğraştık. Yani dizideki karakterin bende hiçbir alakası yok. Onu söyleyeyim ilk önce. Biraz şiddeti seven, bağımlı birisi. Yani elimden geldiği kadar oynadığımı düşünüyorum. Çok var. En zorlandığım sahnelerden bir tanesi nehir sahnesiydi. Dışarıda yaklaşık 15 derecelik bir sıcaklık varken buz gibi suyun içinde yaklaşık bir 9 saat geçirmiştik. Çok ıslaktık ve güneşi her gördüğüm yerde güneşe sarılma isteğiyle şey yapıyorduk. En çok o aklıma geliyor. Onun dışında bir bağırma sahnesi vardı. O sahnede bütün köyle beraber diyalog kurmuştum orada. Ben bağırdıkça onlar bana tepki veriyor. Ya da kuşlarla konuşuyorduk. Güzeldi o sahnede. Bir baskına gidiyorum. Borç alacak verecek mevzusu. Orada uzun bir diyalog var. Orada biraz zorlandık. Ama güzel oldu neticede. En zorlandığımız sahne kovalamaca sahneleri arabayla. Bir de diyalog sahneleri birazcık daha zor oluyordu. Öfkemi göstermem gereken sahnelerde çok zorlandım. Yani orada çünkü gerçekten bir dışa vuruşu var. Bu dışa vuruşu yansıtmaya çalışmak beni epey zorladı. Bir gün, 2 gün öncesinden hazırlanmam gereken durumlar oldu. Diziden beklentim emek verenlerin hak ettiği değeri bulması diyelim.
yani çok çok iyi yerlere gelmesi ama dediğim gibi çok emek verdik. Bu emeğin karşılığını tabii görmek isteriz. En çok yönetmenimizin adına. Çünkü hem senarist hem yönetmen aynı zamanda her şeyi tek başına yapıyor. İnşallah güzel bir beklentimizi karşılayacak bu dizi. Diziden beklentim çok kişiye ulaşması. İnşallah çok güzel izleyici kitlelerine ulaşırız ve yavaş yavaş büyürüz. Yani bu zamana kadar da kısa film çektik. Hepsi ödüllü kısa filmler oldu. Festivallere katıldı. Diziden öyle çok ütopik veya bir beklenti veya beklenti içinde değilim diyemem. Ama şey gibi güzel oluyor. Hani gelecekte geriye döndüğün zaman bir baktığında kendini orada görebilmek, hani bugünü oraya yarına bırakabilmek çok farklı bir duygu. O yüzden izleyenlerin keyif alması bizim için yeterli olur diyebilirim. Diziden beklentim insanların, izleyicinin izlemesi, beğenmesi, beğenmesi de fark etmez tabii. Önemli olan izlemesi, onların önüne gelip o hikayeyi onlara aktarmak, onların görmesi, onlar belki o hikayeyi gördüğünde farklı bir şekilde bir heyecan yaratır. O heyecan olduğu zaman da aynı şekilde ben de heyecanlanıyorum. Bugün galamızda işte izleyen insanlar heyecanlandığında bu heyecan aynı şekilde bana da yansıyor. Ondan dolayı kişilerin, izleyicilerin böyle izlemesi yani benim için çok büyük bir mutluluk. İnşallah güzel bir izleme YouTube'da bir izleme kitlesi yakalarız. İnşallah dizi beğenirsiniz. Yani tam anlamıyla konuyu anlayamazsınız. Çünkü 8 bölüm, normal 22 bölüm. Ama 8 bölümde de güzel bir şeyler olduğuna inanıyorum. Dilerim beğenirsiniz. Hemen ben diziye geçmek istiyorum. Ondan sonra arkasından da dizinin sonunda plaket ve konuşmalar olacak. Çok vaktinizi almayacağım. Çok sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Ben şimdi oyuncu arkadaşlarıma bir plaket vermek istiyorum. Onlar çok emek sarf ettiler. Hiçbir bedel karşılığında oynamadılar. Sadece gelip benim için ve filme inanıp geldiler. Ondan dolayı ben onlara bir plaket vermek istiyorum. Amatör bir kadroyla gerçekten çok profesyonel bir iş çıktı. Umarım harcanan emek değerli olur. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Yani Coşkun Avaz önce çok güzel bir kelime söyledi. Amatör bir ekiple çok profesyonel bir iş çıkarttık. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Umarım paketimiz değeri görürüz. İnşallah. Sağ olasın. Yani ben kuzenim. Çocukluğumdan beri beraber film çekti, oynamaya çalıştık. Hem beni yetiştirdi, hem de güzel yerlere geldi. Daha da yerlere gelecek. Çirkin ailesi size teşekkür eder. Evet. Ne düşünüyoruz? Konuşmasının başında bize teşekkür etti. Aslında ben tanıdığım tanıyalı bu sektöre girdiğinden beri hayalini şu anda gerçekleştiriyor ve bunu yaparken de bizi yanında görmek istediği için asıl ben ona teşekkür ediyorum ve başarılarını da vermek istiyorum. Abi candır, ciğerdir. Ne yaparsa arkasındayım. Ne çekersek çekelim. Ama ben umuyorum ki kazanacağız. Daha da yerlere gideceğiz. İnşallah. Uzun metajı da gireceğiz. İnşallah. Çok iyi performans gösterdi. Ve kendisi amcamın oğludur. Kendisini severim.
Yani her yaptığı projeye inanıyor, böyle küçük görmüyor. Ben kendisini inşallah daha iyi yerlerde, Allah'ın izniyle bu alanda, farklı alanda iyi bir yerlerde görmek isterim. Ahmet'in çekim yöntemi çok detaylara inceler. Hayat detayda gizlidir. Ben de detayı çok severim. Eğer birazcık da olsa verdiğiniz tüm emeğin karşılığını umarım alırsınız. Ben de dahil olmak üzere. Sen dostum zaten bu yolda yürümeye devam edeceksin. Yani bu senin kaderin. Bunun olmuş ya da olmamış yok. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden geliştiriyor. Allah yolumuzu açık etsin. Kaderini bahtını güzel etsin. Aynen. Kutlarım. Şunu söylemek istiyorum. Ben 42 yıldır bu sektördeyim. Sami kardeşim bizim için büyük bir kazanç. Onu desteklememiz gerekir diye düşündüm. İlk tanıdığım andan itibaren aynı desteği sizlerin de söyleyeceğine, desteği yapacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu ülke için Sami arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bayağı emek verdik. Yoğun bir projeydi. Sizlerin de ayağınıza sağlık buraya kadar geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bravo. Öncelikle herkese teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Buraya kadar geldiniz. Emek verdiniz. Sami Kureş bu projeyi ilk ben böyle bir şey yapmak istiyorum diye böyle 100 sayfalık bir görüntü gönderince bize, yazısını gönderince bunun sinopsisini, açıkçası bunun yapılabileceğini çok zannetmiyordum. Çünkü hakikaten hayal gücü çok fazla. Az önce Hasan'ın dediği gibi detaylara çok takılan, hani amatör gibi davranan ama aslında çok profesyonel yaklaşan, bize de öyle yaklaştı. Ve yaklaşık bir yılın üzerinde sürdü. Gerçekten büyük bir emek. Başta Sami'ye, sonra ekip arkadaşlarıma, oynayan, bize eşlik eden, destek olan, yanımızda olan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bu güzel bir proje. Umarım layığını bulur. Herkes için güzel bir başlangıç olur diyeyim. Çok teşekkür ederim tekrardan. Hepinize geldiniz. Öncelikle Sami, ayağınıza sağlık hepinizin. Pazar gününde, izinli gününüzde buradasınız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sami ile yaptığımız ilk proje değil bu. Bundan önce çektiğimiz 5 tane kısa film var. Ve onun şöyle bir durumu vardı. Hani onunla beraber çalışmak benim için gerçekten çok büyük bir keyifti. Şartların ne olduğu hiçbir zaman gözümün önünde bulunmadı. Senaryo zaten daha ilk dizi çekeceğiz diye konuşmaya başladığımızda senaryo yazılmadan kabul ettim ben bunu. Çok keyifliydi yine her zamanki gibi. Çok büyük zorluklar atlattık ama umarım beğenebileceğiniz bir şey ortaya çıkarmışızdır. Hepiniz buradan memnun bir şekilde ayrılırsınız. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten olağanüstü bir performans sergilemişler. Ben bir amatör film izlediğimi düşünmüyorum. Tamamen her şey profesyoneldi. Seslendirme, müzik, oyuncuların yaptığı sahne gösterisi, her şey muhteşemdi. İnşallah bol bol izlenme alırsınız. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Valla ilk 8 bölümü gerçekten yönetmen kardeşim görüntüleri konuşturmuş. Hakikaten görüntünün konuştuğu ve heyecan içinde diğer bölümlerini takip edeceğimiz bir dizi olacak diye düşünüyorum. Zaten oyuncu arkadaşlarımızdan bir tanesi söyledi. Son derece amatörlerin profesyonel bir işi olmuş. Sakarya'da bence ilk uzun metrajlı bir iş olmuş. Tebrik ediyorum hepsini. Diziyi çok güzel bulduk. Gerçekten 8 bölümünü izlemiş olsak bile devamını merak ediyoruz hep birlikte olarak. Ahmet Sami Kuruş'a da tebrik ederim bu güzel film dizi için. Diziyi çok beğendim. Çektikleri süre boyunca zaten nasıl yorulduklarını görüyordum. Uzun da bir süre sürdü. Neye benzeyecek, nasıl bir şey çıkacak? Hiçbir şey kafamda canlanmıyordu. Ve beklediğimin çok üstünde. Profesyonel buldum bayağı. Kalan bölümleri de izlemek için sabırsızlanıyorum. Herkese tavsiye ediyoruz. Harika buldum. Öncelikle neyi nasıl yaptığınız çok önemli. Hangi imkanlarla yaptığınız çok önemli. Ahmet kardeşimiz gerçekten bu işi seviyor, aşık, çok da önü parlak,
Bu dizide de bunu kendisini gösterdi. Daha önceki kısa filmlerde de zaten bu ışığı kendisinde defalarca görmüştük. Bu imkanlarla, bu kadroyla böyle bir şey yaptıysa gelecekte kendisini çok daha iyi yerlerde, Türkiye'de ses getiren, kendinden söz ettiren bir yönetmen olacağından adımız gibi eminiz. Umarım bu dizide beklediği ilgiyi ve takibi alacaktır ve kendisiyle takım arkadaşlarını mutlu edecek bir sonuç doğuracaktır. Biz buna inanıyoruz. Büyük bir zevkle izledik. Devamını herkesin izleyeceğini umuyorum. Öncelikle diziyi çok güzel buldum. Amatör oyuncularla ve kısa bir bütçeyle, minik bir bütçeyle çekilmiş harika bir film. Harika bir dizi. YouTube'dan da devamını tekrar tekrar izleyeceğim. Çok merak ediyorum sonunu. Çok güzel. Başarılı buldum. Allah devamını yola açık etsin. Allah devamını getirsin inşallah. Başarılar diliyorum. Gayet güzel. Bayağı emek vermiş belli zaten. Emeğine sağlık. Allah yolunu açık etsin diyeyim. Senaryosuyla, çekimleriyle çok başarılıydı. Zaten Sami kardeşimizin her zaman destekçisiyiz. Bütün yapımlarının arkasındayız. Hepsi başarılı, hepsi ödüllü zaten. İnşallah bu da hak ettiği yeri alacaktır. Gerçekten harikulade. Çok güzel. Tuncay abinin oyunculuğu. Biz dışarıda da tanışıyoruz. Beklediğimin çok çok ötesinde. Allah emeklerinin karşılığını versin inşallah. Haklarında hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Ahmet abiden zaten her zaman iyi bir, yani iyi işler bekliyoruz. Bizi şaşırtmadı. Bu işini çok beğendik. Yani bayağı takdir ettiğim nokta, 22 bölüm çekmişler. 22 tane 15 dakikalık bölüm çekilmiş. Yani aklım almıyor. Bir sene içerisinde ne kadar emek sarf ettiklerini hayal etmek istemiyorum. Çünkü aşırı zor olmuştu muhtemelen ve yani Ahmet abinin bu konudaki kararlılığı bayağı beni etkiliyor yani. Onun dışında dizide gerçekten ilginç bir nasıl diyeyim, yeni bir şey deneyimlemiş. Yani dizi ve uzun metrajın ortasını bulmuş. Yani sinema filmi dediğimiz şey 2 saat, hani 1,5 2 saat 3 saat falan oluyor. Dizilerde Türkiye'de çok görmesek de 40 dakika falan oluyor. Belki 20 dakika oluyor. Yurt dışında 20 dakika olanlar sitcom oluyor. Ahmet abi biraz daha farklı bir format denemiş. 15 dakikalık mini diziler yapmış. Bu da açıkçası nasıl bir şey formatı olacağı. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela bir sinema filminde 3 bölümlü işte arklar var. Diyor ki işte birinci kısım, ikinci kısım ve üçüncü kısım var. Bunlarda mesela az çok ne olacağı belli. Dizide de belli. Mesela bir dizi 20 bölümlük bir dizinin hangi bölümlerinde ne olacağı, nasıl kırılımlar gerçekleşeceği az çok belli oluyor genelde. Ama mesela bu mini dizi olduğu için ve aslında Ahmet abinin işi ilk onda bir dizi gibi değil, daha çok böyle bir film gibi, bir kitap gibi, hatta bir roman gibi olduğu için yani açıkçası nasıl bir şey çıkacağını ben çok merak ediyordum. O da muhtemelen yazarken nasıl bir şey çıkacağını çok merak ediyordu. Görmüş olduk. 8 bölümünü izledik. Bayağı da güzel olmuş. Diğer bölümlerde çıksın izlemek için sabırsızlanıyorum. Bakalım. Başarıların devamını diliyoruz.